gerçekten şu noktada çok pahalı. Hatta sabah kahvaltıda bile anneme şey dedim yani. Anne dedim hani gidiyorum dedim böyle 3-5 bir şey alıyorum. Hani çok böyle gözle görülebilir bir zam yok ama böyle inceden inceden batan bir zam var dedim yani. Yani çünkü ben şey bir şey alırken bu ne kadarmış diye falan genelde bakmamaya çalışıyordum geçtiğimiz dönemlerde. Çünkü şeydi ben öğrenciydim. Ve bursum falan vardı. Bazen arada bir part-time işlere de gidiyordum. Birazcık para oluyordu cebimde. Yani bir öğrenci için öğrenci ne alır ki yani? İşte ekmek alır, peynir alır, su alır. Hani kendi karnını doyurabileceği bir şeyler alır. Ama bu ara yani birkaç gündür gerçekten böyle normalde hep aldığım şeyleri falan aldıktan sonra bakıyorum. Neden bu kadar böyle oldu diyorum. Pahalı, zam, hep zam. Bir şeyler sürekli zam. Açıkçası bunların seçimle çok ilgisi yok. Yaşanan toplumsal düzen zaten bu doların neden yükseldiğini, hayat pahalılığının neden gerçekleştiğini çok iyi biliyor insanlar. Aslında sistemimizi sorgulamak gerekir seçimden çok. Bu aralar tamamen pahalı. Neden dersen maaşlara zam yok ama her şeye zam var. Aldığımız maaş yetmiyor. Kötü kutlama yaptılar işte ekonominin iyi gittiği için kutlama yaptılar ya. Bizim diyecek bir şeyimiz yok. Kutlayanlara sorun bunu. Biz kutlamadık çünkü. Yani ekonominin kötü gitmesine biz kutlamadık. Kutlayanlara soracaksın. Haksız mıyım? Yani bu işte başka diyecek bir şeyim yok. Çok kötü. Hayat çok kötü. Yani aldın 7,5 lira emekli maaşın neye yetiyor yani? Nedir Allah aşkına ya? Bir kira en beğenmediğin köşe kıytırık yerlerde kiralar bile 10 lira 15 bin lira arasında. Emekli maaşı 7,5 lira. Bunu artık hesap etsinler. Bir doktora gidiyorsun mesela randevu bile alamıyorum. Kaç gündür doktorla ilgili ayın 3'ünde arayın 5'inde arayın. Sigorta çöktü orada da bir şey yok. Vallahi hayat pahalılığı ortada. Vatandaş demek ki kendi şeyinden halinden memnun ki. Zamlar zaten almış başını gidiyor. Bir şey diyemezsin. İki parça bir şey alıyorsun. Çocuğa yarım ekmek alayım diyorsun. 90 lira. Ufak bir sandviç alayım diyorsun. 120 lira. Hangi birine şey yapacaksın yani? Durum bu. Bu daha iyi günlerimiz. Daha doların çıkabileceği seviye 26'dır. Yıl sonu itibariyle. Önümüzdeki yılda 35-40 bandına doğru yürüyecek. Ben kendim ekonomistim. Yani şu anda CDS puanı Türkiye'nin 620-650 bandındadır. Bu ne demek? Bugün Türkiye yurt dışında bir para bulursa, eğer kredi bulabilirse ki, o kredi %6 orada faiz oranıysa, buna CDS puanı kadar da bir ekstra da para faiz oranı yüklemek demektir. Yani %6 ile aldığın bir kredi sigorta şeyi olarak da %6 daha ekliyorsunuz, %12 ile mesela bir dolar ancak alabilirsiniz. Daha çok artar ya. Daha yolumuz uzun bence. Ya önümüzdeki 5 yılda herhalde bir 40'ı görürüz diye bekliyorum ama duracak bir şey yok. Çünkü Merkez Bankası'ndan daha zenginim ben. Cebimde 5 lira para var. Daha çok param var Merkez Bankası'ndan. Artar. Ben Türkiye'de kalmayacağım zaten. O yüzden buradakilerin başını artık darısı diyorum. Gidişatı aynı 5 sene daha böyle gider. 5 sene sonunda ben tahmin ediyorum dolar 50 lirayı geçecek. 51 lira olur 5 yılın sonunda. O kadar yani başka bir şey diyemem yani. Turistler bir aylık maaşıyla gelip Türkiye'de istediği eğlenceyi 15 günde çok rahat yapar. 15 günde çok rahat yapar. Bir aylık maaşıyla. Öyle 12 ay biriktirip buraya gelmesine gerek yok. 1000 euro ile çıkıp gelsin 15 gün Türkiye'de istediği eğlenceyi yapar çıkar gider. Türkiye böyle bir durumdayken ekonominin düzgün gittiğini söyleyebilir misin? Bu mümkün mü? Şu anda mesela dünyada benzin fiyatı düşerken Türkiye'de artıyor. 60 dolar seviyelerine gelen bir benzinden bahsediyoruz. Varili. Ama şu anda Türkiye'de daha dün 60 kuruş arttırdılar. Buna ne diyeceksin? Bu ekonomi yürütülebilir mi? Böyle bir ekonomi olabilir mi? Böyle bir ekonomi varsa Türkiye düzelebilir mi?
Müzik